Bence üniversiteyi kazanmak evet çok önemli bir başarı ama her şey değil. Ve gençlerimiz şunu düşünmesinler ki üniversitede her şeyi öğrenerek gidecekler. Her şeyi öğrenerek hayata atılacaklar. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla üniversite sadece okulda görecekleri dersler ile sınırlı değil. Üniversitenin dışındaki hayatı da çok yakından tanımaları gerekli. Bir, geldikleri, gittikleri, kazandıkları bölümle ilgili çok iyi bilgilere sahip olup orayı tanımaları, hocalarıyla olan iletişimlerini, etkileşimlerini sıcak tutmaları özellikle o çok önemli. Her şeyi karşıdan değil, kendilerinden o isteklerin gelmesi son derece önemli. Dolayısıyla o iletişimi çok iyi kullanmaları, kurmaları. İkincisi, kendi yeni arkadaşlarıyla yeni bir ortama girecekler, yeni arkadaşlar edinecekler. Ne kadar çok arkadaş edinirlerse o kadar çok daha ufukları genişleyecek, o kadar çok daha ileriye dönük sıcak arkadaşlıklar olacak. Bu sadece mesleki anlamda değil, sonraki hayatlarında da son derece olacak, önemli olacak. Çocukluk arkadaşlarınız vardır, ilkokul arkadaşlarınız vardır, üniversite arkadaşlarınız vardır, askerlik arkadaşları olacak erkekler için. Dolayısıyla üniversite yaşantısı çok daha farklı bir şey. Üniversite yaşantısı aslında küvezden birinci çıkış. Kendi içinde bulunduğunuz rahat aile ortamından çıkıyorsunuz. Bir başka bir ortama giriyorsunuz. Dinamikleri son derece farklı. Bugüne kadar her şey size lokma lokma verilirken siz bu sefer o lokmaları kendiniz hazırlayacaksınız, kendiniz yiyeceksiniz, kendiniz pişireceksiniz. Dolayısıyla kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya başlayacağınız ilk önemli aşama. O nedenle etrafa çok iyi bakmaları ve uyum sağlamaya çalışmaları. İkincisi, üniversite bir başka açıdan önemli, ileride yapacağınız iş için bilgilerinizin ilk edineceğiniz yer. Dolayısıyla üniversite adı belli zaten, evrensellikten gelen bir şey. Dolayısıyla evrensel bir dünyaya açılan ilk basamağınız. Evrensel bir dünyaya açılmanın ilk basamağı da, başında da sözünü ettim ya, iletişim önemli değil, bir araç diye, dil önemli bir şey diye, bir yabancı dil. Yetmiyor, ikinci yabancı. Bugüne kadar edindiğiniz yabancı dil yeterli bir düzeydeyse bir ikincisini, olabiliyorsa bir üçüncüsünü. Eğer yeterli değilse mutlaka bir yabancı dili edinmeniz önemli. Çünkü artık size her şeyin öğretildiği bir dünyada ve bir eğitim süreci içerisinde değilsiniz. Her şeyi ne kadar çok kendi kendinize öğrenirseniz o kadar çok kıymetli olur, o kadar çok sizin malınız olur. Başkalarının size bir şey öğreteceğini düşünüyor ve onları bekliyorsanız üniversitede onu çok fazla göremeyeceksiniz. Siz ne kadar çok kendi kendinize öğrenirseniz o kadar çok daha başarılı bir sonuç alacaksınız. O nedenle onu şiddetle tavsiye ediyorum. Ama üniversite öğrencisi olmak demek sadece ders çalışmak değil. Mutlaka bulunduğunuz ilin, bulunduğunuz çevrenin kültürel yaşamına da girmeniz. Kendinize zaman ayırmanız. Çünkü zaman planlaması insanın hayatında son derece önemli olan bir şey. Hayatınızın her yönüyle planlamanız, beslenmeniz dahil, uykunuz dahil, okula geliş zamanında gelip gitmeler dahil. Çünkü öğrencilik hayatında birazcık belki daha rahat olacaksınız. Öğrenci olmanın verdiği şeyle bugün bu dersime gitmesem de olur, birazcık uykum var diye belki aklınızdan geçebilir. Artık beni kimse kaldırmak zorunda değil, annem babam yok başımda. Oh, rahat rahat uyurum, bu sabah dersine gitmesem olmaz, şimdi saatin 8:30'unda kim gidecek diye. Oysa tam tersine, başlamak ve orada düzenli bir şekilde size verilen görevleri yerine getirmek, ki bunun içerisinde zaman planlaması da dahil, son derece önemli. Çünkü yarın öbür gün işe başladığınız zaman hiç kimse size o yönde taviz vermeyecektir. Saat 7'de işte olmanız gerekiyorsa 7'de olacaksınız. Gece 12'ye kadar çalışmanız gerekiyorsa 12'ye kadar çalışacaksınız. Dolayısıyla bu zaman planlamasını birazcık daha aile ortamından özgür olan bir yerde planlamayı öğrenmek bence önemli bir şey. Bunlara da dikkat etmeleri herhalde yerinde olur diye düşünüyorum.